Herkese selamlar, merhabalar benim güzel ve değerli takipçilerim, arkadaşlarım ve YouTube kanalımın yeni misafirleri. Benim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizlerle muhteşem, çok faydalı benim babaannemin kendisinin kullandığı ve hazırladığı, ürettiği bir faydalı tarifimi sizlerle paylaşıyorum. Evet, tarifi mutlaka dikkatlice ve sonuna kadar izleyiniz. Sonra da tabii ki de uygulamasında da görüşeceğiz. Evet arkadaşlar, alalım taze zencefilimizi. Taze zencefilden yaklaşık 80 gram alıyoruz. Kabuklarını öncelikle güzelce temizleyelim. Zencefil arkadaşlar yüksek derecede antioksidanttır. Antibakteriyel özelliğe sahiptir. Kemikteki, eklemlerdeki oluşan kireçlenmelere çok iyi gelir. Kireçlenmeleri eritir ve kemiklerimizi çok iyi çalıştıran, eklemleri çok iyi çalıştıran, elastikiyet hale gelen bugün bir kür paylaşıyorum sizlerle. Benim babaannemin kürüdür. Şimdi zencefillerimizi alıp doğruyoruz. Bu tarifimizde özellikle taze zencefil kullanıyorum arkadaşlar. Kurutulmuş zencefil tozu da kullanabilir miyiz diye sorarsanız, taze zencefil kullansanız daha iyi diyelim. Şimdi doğradığımız zencefili alalım ve bir cam kavanozumuza yerleştirelim. Şimdi buraya bir de arkadaşlar bir çorba kaşığı karanfil ekliyoruz. Karanfilin faydalarını zaten ne zamandan beri biliyoruz. Çok faydalıdır bizim hem vücudumuza, sağlığımıza ve hem de güzelliğimize arkadaşlar. Şimdi bu kürde bir çorba kaşığı karanfil ekledik. Bir de buraya şöyle yaklaşık 10 adet defne yaprağı ekleyeceğiz. Defne yaprağının faydalarını zaten çoktan beri anlata destan ettim. Çok faydalı, yüksek derecedeki antibakteriyel, mikroplara karşı, yani her şeyi temizleyen, gereksiz mikroorganizmaları temizleyen çok faydalı bir bileşendir. Şöyle ufak ufak doğrayalım ve kavanozumuza defne yapraklarını yerleştirelim. Ve şimdi bunun üzerine 100 mililitre saf temiz zeytin yağından döküyoruz. Şimdi alalım bir ufak tenceremizi. Tencerenin içine mutlaka küçük bir havlu serelim. Kavanozumuzu yerleştiriyoruz. Ve şu kavanozun yarısına gelecek kadar su döküyoruz. Tencereyi ocağa yerleştiriyoruz. Öncelikle şu kavanozun içindeki bileşenleri bir güzel karıştırıyoruz. Kapağını ufak böyle örtüyoruz ve tenceredeki suyu kaynatmaya başlıyoruz. Tenceredeki suyumuz kaynamaya başladıktan sonra tam tamına 30 dakika suyumuzu kısık ateşte kaynatalım ve yağımızı ısıtalım.
Şimdi 30 dakika geçtikten sonra alıyoruz ocaktan ve yağımızı daha sıcak halinde bir süzgeç yardımıyla süzeceğiz. Şimdi yağımızı süzdük ve daha soğutmadan sıcak halinde 30 gram bal mumu ekliyoruz. Bu tarifimizde mutlaka bal mumu kullanmaya özen gösterelim lütfen. Ve tekrardan bu kavanozumuzu sıcak suyumuza tencerenin içine yerleştiriyoruz. Tenceremizi tekrardan ocağa yerleştirelim arkadaşlar ve bal mumu eriyip tamamen eriyip gidene kadar karıştırarak bir daha yağımızı ısıtalım. Evet, gördüğünüz gibi bal mumu tamamen erimiş oldu. Şimdi de tencereyi ocaktan kaldırabiliriz. Evet, şimdi bizim merhemimiz hazır oldu. Sıcak sudan çıkartıyoruz ve merhemimizi, yağımızı soğumaya bırakıyoruz. Merhemimiz soğuduktan sonra arkadaşlar bakın bu hale geliyor. Evet, bu halde biz artık kullanımına geçebiliriz. Şimdi nasıl kullanacağız? Her akşam alıyoruz ve eklemlere, ben şöyle ellerimde göstereceğim ama siz bunu omuzlara, dizlere, dirseklere, bütün eklemlere uygulayabilirsiniz. Bu merhemimiz aynı zamanda da kemikteki olan kireçlenmeleri gideriyor. Eklemlerin elastikiyet halinde olmasına yardımcı oluyor. Çok iyi hareket edebilecek şekilde getiriyor. Kemiklere çok iyi geliyor, güçlendiriyor. Arkadaşlar zaten eklemlerin elastikiyet halde olması bütün vücudumuzun gençliğine de ve sağlığına da çok yararlıdır. Evet, bu hazırladığımız merhemimizi arkadaşlar kapağını kapatıp karanlık ve serin ortamda saklayabiliriz. 6 aya kadar saklanma raf ömrü vardır. Evet arkadaşlar, tarifi izlediniz, gördünüz. Çok basit, çok kolay yapımı var ama çok beğeneceksiniz diye umuyorum arkadaşlar. Çok faydasını göreceksiniz diye umuyorum. Evet, uygulamasını zaten biraz anlatmış oldum ama yine de tekrarlamak istiyorum. Her akşam alıyoruz bu merhemimizi, bütün eklemlerimize, omuzlara, dizlere, dirseklere, vücudumuzdaki bütün eklemlerimize uyguluyoruz. Ondan sonra tabii ki de yıkamamıza hiç gerek yoktur. Yağ, merhem zaten emiliyor cildimizle. Hatta masaj yaptırınız. Bu yağı sürerek, uygulayarak sırtınıza, omuzlarınıza bir güzel masaj yaparsanız o kadar çok faydasını göreceksiniz ki inanın, babaannem yürüyemiyordu, dizleri ağrırdı. Hani insanlar yaşlanınca hareketsiz hale geliyor ya da az hareket ettiği için eklemlerimiz maalesef çalışmamaya başlıyor, ağrımaya başlıyor, böyle bir kötü ağrılar giriyor. O babaannem bu tarifi hazırladı, yaptı, uyguladı ve ağrıları geçene kadar uyguladı. Arkadaşlar bu merhemimiz bitene kadar uygulayabilirsiniz. Çok çok güzel, muhteşem faydasını göreceksiniz. Evet, tekrardan sizlerle yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakınız. Sizleri çok 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 seviyorum. Bye bye.